Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar wo ve wohin soru kalıpları. Hatırlayacak olursanız wo neydi? Datifliği gerektiren bir soru kalıbı iken wohin akusatifliği gerektiriyordu. Şimdi biz bu her iki soru yapısını dersimizde görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Neredesin diye sorduğumuzda wo bist du diyorduk, öyle değil mi arkadaşlar? Wo bist du sorusunu soruyorduk. Peki nereye gidiyorsun derken de ne yapıyorduk? Wohin gehst du sorusunu soruyorduk. Şimdi wo bist du dendiğinde arkadaşlar neredesin? Dolayısıyla bu datifliği gerektiren bir durumdu. Ne oluyordu datiflikte? Der ve das dem'e dönüşüyordu. Die der'e dönüşüyordu. Bu kadar kolay. Peki wohin gehst du derken nereye gidiyorsun? Bu neydi? İsmin i halini gerektiriyordu. Dolayısıyla burada çok ufak bir fark vardı. Ne oluyordu? Der, den'e dönüşüyordu. Die ve das aynı şekilde kalıyordu. Dilerseniz bu çeşitli yerlerle ilgili işte buraya gidiyorum, şuraya gidiyorum ya da şuradayım. Bunların arasındaki farkı bir inceleyelim. Şimdi Hamburg örneğine bakacak olursak arkadaşlar. Hamburg, wo bist du, neredesin derken ben Hamburg'tayım diyeceğim. Dolayısıyla ben Hamburg'tayım dediğimde in prepozisyonunu kullanmam gerekiyor değil mi? Yer edatı in'i kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla ich bin in Hamburg, demek ki ich bin in Hamburg, ben Hamburg'tayım anlamına geliyor. Peki nereye gidiyorsun denildiğinde wohin gehst du ya da tabii bu sürmek şeklinde de sorulacak olsaydı değil mi? Çünkü Hamburg'a yürümek birazcık zahmetli olabilir. Dolayısıyla fahren dersek ya da fliegen de diyebilirdik değil mi? Oraya doğru uçuyorum diyebilirdik. Ancak bu örnekte fahren, yani ne yapıyoruz? Kara taşıdı. Fahren ile ilgili şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Fahren illaki o kara taşıdığını benim kullanım olmam gerekmiyor. Bu bir otobüs yolculuğu da olabilir. Öyle değil mi? Tren yolculuğu da olabilir. Dolayısıyla ben affedersiniz. Dolayısıyla ben yolcu olarak bu kara taşını kullanıyorsam fahrene kullanabiliyorum. Dolayısıyla Hamburg'a gidiyorum dendiğinde ich fahre nach Hamburg diyebiliyorum. Bakın burada arkadaşlar bir şehir kastedildiği için nach Hamburg denilmiş. Söz gelimi bu İstanbul olsaydı ne olacaktı? Ich fahre nach Istanbul şeklinde yorumlanıyor olacaktı. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ben işte o yerdeyim değil mi? Hamburg'dayım derken ich bin in Hamburg diyorum ya da Hamburg'a doğru gidiyorum derken ich fahre nach Hamburg değil mi? Kara aracıyla ya da uçuyorum deseydik ne olurdu bu? Ich fliege nach Hamburg şeklinde yorumlanıyor olurdu. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Hochschule. Evet, die Hochschule yüksek okul. Evet, güzel Türkçemizle aynı arkadaşlar. Yüksek okul, yani bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Türkiye'deki bu 2 yıllıklar gibi de düşünülebilir. Değil mi? İşte teknikerlerin çıktığı okullar gibi düşünülebilir. Ben şimdi diyelim ki yüksek okuldayım diyeceğim. Dolayısıyla sorumuz wo bist du? Neredesin değil mi? Yüksek okuldayım. Dolayısıyla ich bin an der Hochschule demiş oluyorum. Demek ki ne yapacakmışım? Oradayım değil mi? An neydi? Eşiğindeyim, yanı başındayım anlamına geliyordu. Yer edatları konusunda bunu ayrıntılı görmüştük. Dolayısıyla ich bin an der Hochschule demem gerekiyor. Peki soru olarak wohin gehst du? Nereye gidiyorsun derken? Evet, bisikletimle oraya doğru ilerliyorumdur belki. Ya da otobüsle gidiyorumdur, arabayla gidiyorumdur değil mi? Herhangi bir kara taşıdığıyla kullanıyor olabilirim ya da yolcu olabilirim. Ne olacak? Ich fahre. Ne diyeceğim arkadaşlar? Ich fahre zur Hochschule değil mi? Ne yapıyorum demek ki burada? Az önce dedik ki wohin sorusu neyi gerektiriyordu? Akusatifi gerektiriyordu. Ancak burada zu olduğunda arkadaşlar mutlaka datiflik işin içerisine giriyor. Dolayısıyla ich fahre zur Hochschule demem gerekiyor. Ancak şu şekilde de yorumlanabilirdi. Ich fahre in die Hochschule de diyebilirdik. O da yanlış olmazdı. Demek ki iki alternatifim var. In die söz gelimi ich gehe in die Schule ya da ich gehe zur Schule. Her ikisi de anlam olarak aynı. Herhangi bir farklılık yok. Ancak
gramer olarak bakıldığında zuo ötekinde indi şeklinde kullanılması gerekiyor. Bu örnekte de ich fahre zur Hochschule, dolayısıyla yüksek okula doğru, değil mi? Oraya gidiyorum anlamı taşıyor bu cümle. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Bibliothek, en sevdiğim mekanlardan. Die Bibliothek neydi arkadaşlar? Kütüphaneydi, değil mi? Dolayısıyla wo bist du, neredesin derken, bakın burada die Bibliothek ne olacak arkadaşlar, datiflikte dere dönüşmüş olacak. Dolayısıyla kütüphanedeyim derken in der Bibliothek, bunu in'den dolayı ne yapmış oluyorum? Bir de wo sorusuna karşılık geldiği için datifi gerektirdiğinden in der Bibliothek, yani kütüphanede, değil mi? Onun içinde anlamı taşıyor. Dolayısıyla ben kütüphanedeyim. Ich bin in der Bibliothek. Peki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun diyecek olursak, değil mi? Yayan olarak gidiyorsam eğer, ich gehe zur Bibliothek, demek ki kütüphaneye gidiyorum denildiğinde, tıpkı Hochschule'de olduğu gibi arkadaşlar, ne olmuş? Ich gehe zur Bibliothek, ich gehe zur Hochschule, aynı yorumlanmış oluyor arkadaşlar. Peki buraya bakalım. Das Café. Evet, das Café. Bu arkadaşlar, değil mi, mesken olarak kafe anlamı taşıyor. Ancak şeyle karıştırılabiliyor zaman zaman. İçecek olarak kahve deseydim, bunu da şöyle aşağıya yazayım. İçecek olarak kahve deseydim arkadaşlar, bu sefer der Café olarak yorumlanacaktı. Değil mi? Bu o zaman içecek olmuş oluyor. Der Café. Ancak burada das Café denildiğinde bu mekanı kastetmiş oluyorum. Buradaki E'nin üstündeki o çizgi arkadaşlar, bu tamamen Fransızcadan olduğu için Almanca'da da bu şekilde kullanılıyor. Ancak Almanca'da böyle bir harf yok. Onu da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla şimdi ben wo bist du sorusunu soracak olursam, das datiflikte neyi dönüşüyordu arkadaşlar? Deyime dönüşmüş oluyordu. Dolayısıyla in ve deyimi bir araya getirdiğimde ne olacak? Im olacak. Ben kafedeyim diyeceğim. Dolayısıyla ich bin im Café demem gerekiyor. Demek ki ich bin im Café, kafedeyim, değil mi? Orada oturuyorum anlamı taşıyor. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun derken arkadaşlar, bakın burada ne olmuş? Ins Café. Bakın in ve das birleşmiş. Neden? Çünkü kafenin artikeli neymiş? Das Café. Dolayısıyla ich gehe ins Café. Bakın in ve das birleşiyor. Ins Café. Tıpkı nerede olduğu gibi arkadaşlar. Das Kino. Değil mi? Ne oluyordu? Ich gehe ins Kino. Ya da das Theater. Ne oluyordu orada? Gene aynı şekilde yorumlanıyordu. Ins Theater şeklinde yorumlanıyordu. Dolayısıyla burada da arkadaşlar das Café olduğundan dolayı, değil mi, oraya doğru gidiyorum derken ich gehe ins Café demem gerekiyor. Sonraki mekana baktığımızda arkadaşlar, das Hotel. Evet, otel, neredesin sorusunun yanıtına baktığımızda şimdi wo bist du, neredesin derken, bakın das Hotel datifliği gerektirdiğinden das, tıpkı das Café'de olduğu gibi, değil mi, das Hotel neye dönüşecek? Deyime dönüşecek, değil mi? Datif kuralıydı bu. Ne olacak dolayısıyla? In ve deyim birleştiğinde im, dolayısıyla ich bin im Hotel demem gerekiyor. Ich bin im Hotel. Ben oteldeyim. Yani o mekanın içindeyim anlamına geliyor. Peki nereye gidiyorsun sorusuna bakalım. Wohin gehst du? Otele gidiyorum. Şimdi burada arkadaşlar zum Hotel denmiş. Neden? Çünkü datif kuralı tıpkı burada in deyim im oldu. Zu deyim ne olacak? Zum olacak. Bunu da az önce zu'da gördük, değil mi arkadaşlar? Die Hochschule, dolayısıyla zu ve der ne oluyor? Birleşiyor, zu'a oluyor. Burada da bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Zu ve dem birleşmiş ve zum olmuş. Otele gidiyorum derken ich gehe zum Hotel demem gerekiyor arkadaşlar. Demek ki ich gehe zum Hotel, ben otele gidiyorum anlamı taşıyor. Tabi bu kalıpları bir defa öğrendikten sonra arkadaşlar, işte bu das'tır, bunun mutlaka böyle olması gerekir gibi beynimiz artık bunu otomatiğe bağlıyor, bu yapıları, ve bunu kendiliğinden otomatiğe oluşturmuş oluyor, yapı olarak görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar.
Hamburg. Hamburg. Ich bin in Hamburg. Ich bin in Hamburg. Ich fahre nach Hamburg. Ich fahre nach Hamburg. Die Hochschule. Die Hochschule. Ich bin an der Hochschule. Ich bin an der Hochschule. Ich fahre zur Hochschule. Ich fahre zur Hochschule. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Ich bin in der Bibliothek. Ich bin in der Bibliothek. Ich gehe zur Bibliothek. Ich gehe zur Bibliothek. Das Café. Das Café. Ich bin im Café. Ich bin im Café. Ich gehe ins Café. Ich gehe ins Café. Das Hotel. Das Hotel. Ich bin im Hotel. Ich bin im Hotel. Ich gehe zum Hotel. Ich gehe zum Hotel. Evet, sırada güzel ülkemiz Türkiye var. Neydi artikeli? Die Türkei. Öyle değil mi? Die Türkei demek ki Türkiye demekti. Öyle değil mi? Şimdi wo bist du? Neredesin derken arkadaşlar ne diyeceğiz? Ben Türkiye'deyim. Şimdi wo neydi? Datiflik gerektiren bir durumdu. Dolayısıyla die neye dönüşecek arkadaşlar? Dere. Dolayısıyla Türkiye'de diyecek olursam ne olacak bu? In der Türkei, değil mi? In der Türkei, Türkiye'de. Peki ben Türkiye'deyim derken ne diyecekmişiz demek ki? Ich bin in der Türkei, değil mi? Ich bin in der Türkei demek ki ben Türkiye'deyim demekmiş. Peki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Şimdi gitmek değil mi? Yayan olarak gitmek anlamında pek pratik olmasa gerek. Dolayısıyla gehen değil de ne derim? Fahren ya da fliegen eylemlerini kullanabilirim. Dolayısıyla buradaki örnekte fahren kara taşıtları için geçerliydi. Ich fahre in die Türkei denildiğinde demek ki bu ne demek oluyormuş? Ben Türkiye'ye gidiyorum. Ancak burada şöyle bir fark var. Wohin neydi arkadaşlar? Akusatif. Dolayısıyla ismin i halini gerektiriyor. Die'de herhangi bir dönüşüm yok. Dolayısıyla in die Türkei diyeceğim, değil mi? Tıpkı burada, değil mi? Die'yi aynı şekilde koruyorum. In die Türkei diyorum. Dolayısıyla ich fahre in die Türkei, Türkiye'ye gidiyorum. Değil mi? Bu nasıl olabilir? Trenle olabilir, bu otobüsle olabilir, kendi aracımla olabilir, değil mi? Dolayısıyla ich fahre in die Türkei demem gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım. Das Restaurant. Evet, das Restaurant dememin sebebi neden bu böyle? Çünkü Fransızcadan gelen bir şey bu. Restaurant demek pek doğru değil arkadaşlar. Bizim amacımız burada doğru olanını söylemek. Dolayısıyla bunu restaurant. Restoro gibi düşünün. Orada birazcık hafif bir ulama var sanki. Dolayısıyla restoro dememiz en doğrusu. Şimdi das Restaurant denildiğinde neredesin sorusu wo bist du datif olacak. Das neye dönüşür? Dem'e dönüşür. In ile birleştirir ne olacak? Im. Dolayısıyla ich bin im Restaurant, değil mi? Ich bin im Restaurant, ben restorandayım. Peki nereye gidiyorsun sorusuna bakalım. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bu akusatif olacak. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar. Zu olduğunda neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu. Ancak wohin sorusuna bakıldığında bu genellikle akusatif olarak cevaplanıyor. Ancak zu olduğunda durumlar değişiyor. Datife bir yönelim oluyor. Dolayısıyla ich gehe zum Restaurant. Neden? Zu ve dem birleşiyor ve zum olmuş oluyor, değil mi? Buradaki das ne oluyor? Dem oluyor. Ich gehe zum Restaurant. Restorana gidiyorum. Sonraki şeye bakalım. Mekana bakalım ya da yere bakalım. Die Stadt. Die Stadt neydi arkadaşlar? Die Stadt şehir, kent anlamındaydı, değil mi? Ben şehirdeyim, değil mi? Wo bist du? Neredesin? Ben şehirdeyim derken arkadaşlar bakın burada datiflik die neye dönüşmüş? Dere dönüşmüş. Şehirde derken in der Stadt demem gerekiyor, değil mi? Şehirde demek ki in der Stadt demekmiş. Ben şehirdeyim, ben kentteyim diyecek olursam demek ki ich bin in der Stadt demem gerekiyor.
Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın burada da gene in, oraya doğru gidiyorum anlamında. Ne olacak akusatifte? Die gene aynı şekilde kalıyor. Dolayısıyla in die Stadt, değil mi? Ich gehe in die Stadt demem gerekiyor. Demek ki ich gehe in die Stadt, şehre gidiyorum anlamına geliyormuş. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Der Bahnhof. Der Bahnhof tren istasyonu demek, öyle değil mi? Der Bahnhof. Wo bist du? Neredesin? Bakın şimdi arkadaşlar, burada am Bahnhof var ve im Bahnhof var. Her halükarda burada bir datif durum söz konusu. Niye? Der neye dönüşüyor datifte? Dem'e dönüşüyor. An dem, dolayısıyla am Bahnhof. Değil mi? Ya da in ve dem olduğunda ne olacak? Topluyoruz, bir araya getiriyoruz. Im Bahnhof demem gerekiyor. Ancak şöyle ufak bir fark var. Çok çok ufak bir nüans farkı diyelim bunun için. Ich bin am Bahnhof dendiğinde arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Tren istasyonun yakınındayım. Yani bu tren istasyonun karşı kaldırımındayım anlamına gelebileceği gibi o dolaylardayım derken ich bin am Bahnhof anlamı taşıyor. Ya da ich bin im Bahnhof dendiğinde tren istasyonunun içindeyim. Yani o alanın içindeyim anlamına geliyor. Bu tren istasyonunun içi. Evet, yani o binanın içi gibi de algılanabilir. Ich bin am Bahnhof ya da ich bin im Bahnhof. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın bu tıpkı ich gehe zum Restaurant gibi aynı şekilde yorumlanıyor. Nasıl oluyor bu? Der, dem oluyor. Zu ve dem'i birleştiriyorum. Ne oluyor? Zum oluyor. Dolayısıyla ben tren istasyonuna gidiyorum derken ich gehe zum Bahnhof anlamına gelen ben tren istasyonuna gidiyorum. Ich gehe zu dem Bahnhof denmiş olsaydı arkadaşlar burada şu anlama gelirdi. Sanki 26 tane tren istasyonu var da ben işte falancaya gidiyorum gibi bir anlam çıkıyor. Hani o belli başlı olan. Ama buna hiç gerek yok. Ne yapıyorum? Zu ve dem'i birleştiriyorum ve diyorum ki Ich gehe zum Bahnhof. Bu kadar kolay. Evet. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Schule'yi görüyoruz burada. Die Schule. Neredesin derken değil mi? Okul demekti. Wo bist du? Neredesin? Ne diyeceğim? In der Schule. Okulun içindeyim, değil mi? Bakın die datifte ne oluyordu? Der oluyordu. Dolayısıyla in der Schule okulda, okulun içinde anlamında. Dolayısıyla ben okuldayım diyeceğim. Ne diyeceğim o zaman? Ich bin in der Schule. Demek ki ich bin in der Schule okuldayım anlamına geliyormuş. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın burada iki türlü yanıtlayabilirim. Her ikisi de doğru arkadaşlar. Ich gehe zur Schule. Bakın ne demiştik burada? Zum için datifliği gerektiriyor. Bakın burada da datiflik söz konusu. Die Schule ne olmuş? Der Schule. Dolayısıyla zur Schule diyebileceğim gibi in die Schule de diyebilirim. Yani ich gehe zur Schule ya da ich gehe in die Schule her ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Nedir o? Ben okula gidiyorum. Sonraki örneğimiz ve son örneğimize baktığımızda die Post anlaşılacağı üzere postahane. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şey şu. Ben postahane bu bir kurum olduğundan dolayı ben postahane kurumundayım. O kurumun içindeyim derken dikkat. Auf kullanıyorum. Ich bin auf der Post dediğimde demek ki ben postanedeyim anlamı taşıyor. Tıpkı ben polisteyim, polis teşkilatı bu binanın içindeyim anlamına gelen Ich bin auf der Polizei. Bakın bu da gene bir kurum, değil mi? Dolayısıyla Ich bin auf der Post diyebileceğim gibi polisteyim derken de Ich bin auf der Polizei da diyebiliyorum. Dolayısıyla bu da neyin cevabıymış? Wo bist du'nun cevabıymış. Bakın burada die datifte ne oluyor? Der oluyor. Dolayısıyla auf der Post. Auf der Polizei. Peki wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Bakın die Post datifte ne oluyordu? Der oluyordu. Zu ve der birleştir ne olacak? Zu. Dolayısıyla ben postaneye gidiyorum ya yani o kuruma gidiyorum derken ich gehe zur Post demem gerekiyor. Ya da ich gehe auf die Post. İki türlü de olur arkadaşlar. Ich gehe auf die Post, ich gehe zur Post.
Ben nacizane işte zur Post kalıbını kullanıyorum. Ancak auf die Post da pek hala diyebilirim. Burada aynı şekilde ich gehe zur Polizei da diyebilirim aynı şekilde. Evet, o şekilde de demek ki söyleyebiliyormuşuz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Türkei. Die Türkei. Ich bin in der Türkei. Ich bin in der Türkei. Ich fahre in die Türkei. Ich fahre in die Türkei. Das Restaurant. Das Restaurant. Ich bin im Restaurant. Ich bin im Restaurant. Ich gehe zum Restaurant. Ich gehe zum Restaurant. Die Stadt. Die Stadt. Ich bin in der Stadt. Ich bin in der Stadt. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Ich bin am Bahnhof. Ich bin im Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Ich gehe zum Bahnhof. Die Schule. Die Schule. Ich bin in der Schule. Ich bin in der Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe in die Schule. Die Post. Die Post. Ich bin auf der Post. Ich bin auf der Post. Ich gehe zur Post. Ich gehe auf die Post. Bu dersimizde wo bist du neydi? Datifliği gerektiren bir durumdu ve wohin gehst du bu da akusatifliği gerektiren nereye gidiyorsun değil mi? Wo bist du? Neredesin? Wohin gehst du? Nereye doğru gidiyorsun? Bu yapıları ne yaptık? Farklı mekanlarla pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.